videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Çocukları koyduğumuz veya koyacağımız isimlerin anlamlarının dinimize, örf ve adetimize uygun olup olmadığını öğrenmek, uygun değilse değiştirmek gerekir. Çocuklara güzel isim koymalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, çocuğa güzel isim vermek, dinini öğretmek ve vakti gelince evlendirmek, evladın babası üzerindeki haklarındandır. Kıyamette babanızın ismiyle beraber mesela Ali oğlu Emin veya Ali kızı Emine diye çağrılacaksınız. O halde isminiz güzel olsun. Kafir ismi koymaktan da kaçınmalıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir Müslümanın bir kafir ismi almaktan, korkunç aslanlardan kaçmaktan daha çok kaçması gerekir. Bu isimler ve onların sahipleri Allah-u Teala'nın düşmanlarıdır. Hadis-i şerifte, kötü zan altında kalınacak yerlerden kaçınınız buyuruldu. Dinsizlik alameti olan ve bu zanlı uyandıran isimleri koymaktan kaçınmak gerekir. Kıyamette günahları sevaplarından daha çok olan bir kimse cehenneme götürülürken Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a buyurur ki, ''Ya Cebrail, bana sor, hayatında hiçbir alimin sohbetinde bulundun mu?'' Hazreti Cebrail o kimseye sorar. O da, ''Ne yazık ki hiçbir alimle bir arada bulunmadım.'' der. Allah-u Teala tekrar buyurur, ''Ya Cebrail, buna sor ki, hiçbir alimi ilminden dolayı sevdi mi?'' Cebrail Aleyhisselam ona sorar. O da, ''Hayır, sevdiğim bir alim yoktu.'' der. Hak Teala buyurur, ''Ya Cebrail, tesadüfen de olsa bu bir alimle yemek yemiş mi?'' Cebrail Aleyhisselam sorar. O da, ''Hayır, hiçbir alimle bir sofrada bulunmadım.'' der. Hak Teala buyurur ki, ''Ya Cebrail, bu kulun ismi bir alimin ismine benziyor mu? Bunu da sor.'' Cebrail Aleyhisselam sorar. O da, ''İsmim hiçbir alimin ismine benzemez.'' der. Hak Teala buyurur ki, ''Bunu cennete götürün. O, alimi seven birini severdi. Görüldüğü gibi ismi bir alimin ismine benzemek, hatta alimi seveni sevmek bile insanın kurtuluşuna sebep olmaktadır. Elbette her şeyden önce mümin olmak şartı vardır. Mümin olmadıktan sonra güzel ismin ve ibadetin kıymeti olmaz. Çocuğa doğunca veya doğumu müteakip 7. günü adı konur. Doğduktan sonra hemen ölen çocuğa da ad konur, yıkanır, cenaze namazı kılınır. Ölü doğan çocuklara isim vermek gerekmez. Fakat isim vererek defnetmek iyi olur. Çocuğun ismini ilim ehli, salih bir zatı koydurmalıdır. Eshab-ı kiram çocuklarına isimlerini Peygamber Efendimiz'e verdirmeyi tercih etmişlerdir. Çocuğa ad koyarken çocuğun babası, dedesi veya en yaşlı, ilmi en çok olan çocuğu kucağına alır, abdestli olarak kıbleye döner ve ayakta sağ kulağına ezan, sol kulağına ikamet okur. İsmi 3 kere tekrar etmek iyi olur. Bu arada çocuğun ağzına bir tatlı sürmek iyi olur. Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan doğunca kulağına ezan okumuştur. Ezan okuyacak kimse çocuğu yastık gibi yumuşak bir şey üstüne koyarak kucağına alır. Çocuğu biri kucağına alıp ezanı bir başkası da okuyabilir. Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki, yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına da ikamet okunursa Ümmü Sıbyan hastalığından korunmuş olur. Çocuğa isim koyduktan sonra salih bir evlat olması ve dine hizmet etmesi için dua etmelidir. Peygamber Efendimiz, ''Ya Rabbi bu çocuğa hayırlı ve salihlerden eyle ve onu güzel bir şekilde yetişmesini sağla.'' diye dua etmiştir. Ebu Müsel Eşari Hazretleri, ''Çocuğumu doğduğu gün Resulullah'a götürdüm, adını İbrahim verdi.'' dedi. Amir bin Şuayb'in dedesi ise, ''Resulullah, yeni doğan çocuğa 7. güne isim verilmesini ve akika kesilmesini emretti.'' dedi. Buhari'de, ''Eğer akika kesilmeyecekse çocuk doğduğu vakit isim konur ve ağzına tatlı bulaştırılır.'' deniyor. Kız bebek isimleri önerileri için Kur'an'da adı geçen isimlere göz atmak isteyenler doğru yerdeler. İşte o isimler. Azra Medine'nin bir diğer adı olan Azra ismi Kur'an'da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir. Asel Muhammed suresinde geçen asel, cennetteki bal anlamına gelmektedir. Ahsen Kur'an'da 50'den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır. Aden Hud suresi ve Necim suresinde yer alan Aden ismi Allah'ın yasakladığı kavim isimlerindendir. Asiye, Hazreti Musa'yı nehirden çıkartıp büyüten Firavun'un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamlarındadır. Alime Bakara 60, Araf ve 160 surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır. Azer hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kur'an'da En'am suresi 74. ayette geçmektedir. Hazreti İbrahim'in babasının adı Kasım ayının bir başka da anlamındadır. Anife Kur'an'da Muhammed suresinde yer alan Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır. Beyza, günah olmayan, ak, beyaz anlamlarındadır. Benan, hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi Enfal ve Kıyamet surelerinde geçmektedir. Parmakla gösterilen kişi anlamındadır. Bükre, hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, Fetih suresi 9. ayette yer almaktadır. Sabah vakti anlamındadır. Bennasat suresi 37. ayette geçen Benna, yapı kuran kişi anlamındadır.
Berka hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır. Ecrin, Ecrin Allah'ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir. Evrar, hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta olan Evrar, iyiliksever, hayırsever anlamındadır. Esra, İsra suresinde yer alan Esra ismi karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir. Elif, Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif, ince uzun boylu kız anlamına gelmektedir. Eda, Kur'an'da Bakara 178. ve Meryem 59. ayetlerde davranış, tutum anlamında yer almıştır. Esma, Kur'an'da Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Aynı zamanda duyma ve işitme anlamında da kullanılır. Emine, emin, güvenilir anlamlarına gelen Emine, Kur'an'da Bakara, Araf ve Nahl surelerinde geçmektedir. Ecre, Kur'an'da 4 farklı surede geçen Ecre ismi ödül anlamı taşır. Emel, Hicr ve Kehf suresinde geçen isim gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır. Evsa, Meryem suresinde yer alan Evsa ismi emreden insan anlamındadır. Evla, daha iyi olmak anlamında olan Evla, Nisa ve Meryem suresinde geçmektedir. Esved, hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Esved, Bakara suresinde geçer ve kara anlamındadır. Efide, kalp anlamına gelen Efide, Kur'an'da Ahkaf ve Secde surelerinde geçmektedir. Firdevs, cennet en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelen Firdevs, Kur'an'da farklı surelerde yer almaktadır. Feriha, Bakara ve Tevbe suresinde geçen Feriha ismi, ferahlığa erişmek anlamındadır. Hacer, Kur'an'da birkaç ayette yer alan Hacer ismi, Kabe'nin duvarındaki siyah olarak anlamlandırılmaktadır. Havva, yaratılan ilk kadın, esmer kadın. Hüsna, Kur'an'da birçok ayette yer alan Hüsna, Allah'ın isimlerinin de genel adıdır. Huda, Bakara suresinin 2 ayetinde geçen Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir. Huri, Kur'an'da farklı ayetlerde geçen Huri, güzel anlamına gelmektedir. Hasive, Kur'an'da 3 farklı ayette geçen Hasive, saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir. Halide, Nisa, Tevbe, Haşr surelerinde geçen Halide, sonsuz anlamındadır. Hayat, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Yaşamın devamlılığını ifade etmektedir. Hazen, Arapça hüzün, keder anlamına gelir. Hamiye, koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamlarına da gelmektedir. Hamiyet, koruma, kollama anlamına gelen Hamiyet, Gasiye suresinde yer almaktadır. İrem, Fecir suresine geçen İrem ismi, cennete benzeyen bahçe anlamındadır. İkra, oku anlamında olan İkra, Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Kevser, Kur'an-ı Kerim'in bir suresi olan Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir. Kader, hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kader, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamına gelir. Kadem, Nahl suresinde yer alan Kadem, uğurlu anlamına gelmektedir. Kariye, küçük yerleşim yeri anlamına gelen Kariye, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Kübra, çok büyük anlamına gelmektedir. Lina, Kur'an'da bahsedilen Lina ismi, hurma filesi demektir. Leal, Kur'an'da gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe surelerinde yer almaktadır. Lema, lema parlak olan şey anlamındadır. Kur'an'da 2 farklı surede yer almaktadır. Merve, Mekke'de bir dağın adı olan Merve, Kur'an'da Bakara suresinde yer almaktadır. Meryem, Meryem dindar kadın anlamına gelmektedir. Kur'an'da yer alan surenin ismidir. Melek, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen melek ismi, Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır. Medine, Hazreti Muhammed'in mezarının bulunduğu şehrin ismidir. Müberra, Nur suresinde yer alan Müberra ismi, temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır. Maide, Kur'an'da yer alan bir surenin ismi olan Maide, yemek anlamına gelmektedir. Mavera, Kur'an'da farklı surelerde yer alan Mavera ismi, bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek anlamına gelir. Mukaddes, Kur'an'da yer alan mukaddes ismi, mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir. Münteha, Kur'an'da farklı surelerde yer alan Münteha, son anlamında kullanılmaktadır. Malike, sahiplik anlamına gelmektedir. Meşkure, Kur'an'da İnsan suresinde yer alan meşkure, beğenilmeye diğer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır. Serra, Kur'an'da 2 farklı surede geçen Serra, Arapça kökenli bir kelime olup genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir. Sara, prenses anlamına gelen Sara, Kur'an'da bir surede yer almaktadır. Sema, gökyüzün anlamına gelen Sema ile ilgili Kur'an'da pek çok ayet bulunmaktadır. Saliha, Kur'an'da birbirinden farklı 6 surede geçen Saliha, dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır. Sıdıka, Meryem suresinde geçen Sıdıka, sadık kalan, doğru söyleyen kişi anlamına gelmektedir. Sera, Arapça ve Farsça farklı anlamlara gelen Sera ismi, Kur'an'da bir ayette yer almaktadır. Farsça, köşk anlamına gelirken Arapça yer anlamına gelmektedir. Serap, Nebe suresinde yer alan Serap, bir yanılsama biçimidir. Sündüz, ipek kumaş anlamına gelen Sündüz, Kur'an'da Duan ve Kehf surelerinde geçmektedir. Sacide, secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kur'an'da Zümer suresinde yer almaktadır. Selime, sağlam kişilik anlamına gelen Selime, Kur'an'da bir ayette geçmektedir. Sidre, cennetteki ağaçlardan birisi olan Sidre, Kur'an'da 3 farklı ayette yer almaktadır. Şura,
Kur'an'da Şura isimli bir sure bulunmaktadır. Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Şüeda, Nisa suresinde geçen şüeda, şehit anlamındadır.